Elimde 4'e 4 bir A matrisi var ve determinantını hesaplamak istiyorum bunun. Geçmişte yaptığımız gibi yaparsak, yani bir satır ve sütunda aşağı ilerlerken sıfır olmadığını görüp determinantı almak için kolay bir satır ya da sütun olmadığında, yani mesela bu satırda ilerleyip tüm alt matrisleri bulursak kendimizi son derece uzun bir işlemin içinde buluruz. Bunu yaparsak 4 tane 3'e 3 determinantı elde edersiniz ve bunların her biri de 3'er tane 2'ye 2 determinanttan oluşmuştur. Evet, bu oldukça uzun ve kafa karıştırıcı bir işlemdir. Bu videoda bundan önceki videolarda gördüklerimize dayanarak bu işlemi kısaltmanın bir yolu olup olmadığını araştıracağız. Önceki videolarda gördüğümüz şeylerden biri satır işlemlerinin, şöyle yazayım. Mesela J satırını J eksi bir skaler çarpanı çarpı i satırıyla değiştirirseniz bu A'nın determinantını değiştirmez. Evet, sanırım bunu iki önceki videoda görmüştük. Bu tarz satır işlemlerini yaptığımızda determinantın değişmemesi son derece önemli bir çıkarım. Gördüğümüz diğer şeylerden biri de üst üçgensel matrislerin, hemen not edeyim, üst üçgensel matrislerin determinantlarını bulabileceğimizdi. Üst üçgensel matrisin neye benzediğini de kısaca hatırlayalım. Üst üçgensel köşegenin altında kalan her şey olacak. Köşegeni şu şekilde çizelim. Bunlar sıfırdan farklı terimler ya da sıfırdan farklı olmak zorunda değiller. Üst üçgensel köşegenin altında kalan, evet, buradaki her şey sıfırdır. Köşegenin üstünde kalanlar da muhtemel sıfır değildir ama nereden bilebiliriz ki? Her neyse, sıfır değiller diyelim. Evet, kırmızı terimler sıfırdan farklı, yeşiller ise sıfır, anlaştık mı? O videoda bahsetmemiştim ama bir de alt üçgensel matris var. Onun da neye benzediğini tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Burada da köşegenin üzerindekiler sıfır olacak. Köşegeni çizelim. Bunlar sıfır değil. Bunlarsa sıfır. Bir önceki videoda bunun determinantının köşegen terimlerinin çarpımı olduğunu görmüştük ki bu son derece kolay bir determinant hesabıdır, öyle değil mi? Aynı durum alt üçgensel matrisin determinantı için de geçerlidir. Yani bunun determinantı da bunların çarpımından oluşur. İspatını yapmayacağım ama üst üçgensel matris videosunda kullandığımız argümanı kullanarak bunu kendiniz de ispatlayabilirsiniz. Buna göre, yani determinantın bunların çarpımıyla bulunmasına ve satır işlemlerinin determinantı değiştirmeyeceğine dayanarak, bunun determinantını matrisi önce üst üçgensel forma getirmek ve köşegendeki terimlerin çarpımını bularak hesaplayabiliriz. Hadi deneyelim. A'nın determinantını bulmak istiyoruz. A'yı buraya yazayım. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 4, 2, 2, 7, 5, 2 ve eksi 1, 4, eksi 6 ve 3, değil mi? Evet, şimdi bunu üst üçgensel forma getirmeye çalışacağım. İkinci satırın yerine, ya da bir saniye, birinci satıra dokunmuyoruz. 1, 2, 2, 1. İkinci satırın yerine ikinci satır eksi birinci satırı yazalım. İkinci satır eksi birinci satır. 1 eksi 1, 0. 2 eksi 2, 0. 4 eksi 2, 2. Ve 2 eksi 1 de 1. Üçüncü satırın yerine de üçüncü satır eksi 2 çarpı birinci satırı yazacağım. 2 eksi 2 çarpı 1, 0 eder. 7 eksi 2 çarpı 2, 3 ve 5 eksi 2 çarpı 2, 1. Son olarak 2 eksi 2 çarpı 1 de 0 eder. Güzel bir renk seçeyim, mesela pembe. Şimdi de dördüncü satırın yerine de dördüncü satır artı birinci satırı yazalım. Burada yazana uyumlu olsun diye bunun dördüncü satır eksi eksi bir çarpı birinci satır olduğunu da düşünebilirsiniz. Eksi bir artı bir, sıfır eder. Dört artı iki, altı, eksi altı artı iki, eksi dört ve üç artı bir de dört eder. Bu satırda iki tane sıfır olduğundan bazı satırların yerlerini değiştirmek istiyorum. Evet, satırların yerlerini değiştirirsek ne olur dersiniz? Eğlence olsun diye ortadaki iki satırın yerini değiştirelim. Yani aslında eğlence olsun diye de değil, bunu üst üçgensel forma getirmek istediğimden buradaki terimin sıfır olmaması lazım. Bu yüzden yapacağım. Ve bu sıfır olduğundan bu satırı aşağı almak istiyorum. Birinci satır aynı kalsın. 1, 2, 2, 1.
Alttaki satır da 0, 6, eksi 4 ve 4. Bu ikisinin de yerlerini değiştirelim. 0, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 1. Az önce de dediğim gibi sizce böyle bir şey yapabilir miyim? Yapabiliriz ama bunu yaptığımızda elde edeceğimiz determinantın orijinal determinantın negatifi olacağını aklımızdan çıkarmamamız lazım. Anlaştık mı? Yani bu değişimi yapınca bunun determinantı bunun determinantının eksilisi olacak. İki satırın yerini değiştirince determinantın işaretinin değiştiğini determinantlarla uğraşmaya başladığımız ilk videoların birinde görmüştük. Şimdi bunu üst üçgensel forma getirmek için başka ne yapabiliriz? Bunun sıfır olması lazım ve bunu yapabilmek için de diğer her şeyi aynı tutacağım. 1, 2, 2, 1. 0, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 1 ve şimdi son satırın yerine son satır eksi 3 çarpı bu satırı yazacağım. Eksi işaretini de unutmayalım. Son satırın yerine son satır eksi 3 çarpı, bir saniye, 3 değil, 2 çarpı değil mi? 2 çarpı ikinci satırı yazacağım. 0 eksi 2 çarpı 0. Evet, bu 0 eder. 6 eksi 2 çarpı 3. Bu da 0. Eksi 4 eksi 2 kere 1. Bu eksi 6 ve 4 eksi 2 kere 0 da 4 eder. Çok az kaldı. Son olarak bir de bunun 0 olması lazım, öyle değil mi? Bunun için diğer satırları yine oldukları gibi bırakalım. Biraz daha düzgün yazmaya çalışacağım. 1, 2, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 0, 0, 2, 1. Ve determinant çizgilerini de ekleyelim. Dördüncü satırı daha yazmadım. Satırları değiştirdiğimiz için bunun determinantının, orijinal matrisin determinantının negatifi olacağını bir kere daha hatırlatayım. Ve şimdi de son satırın yerine son satır artı 3 çarpı 3. satırı yazacağım. 0 artı 3 kere 0, 0 eder. 0 artı 3 kere 0, bu da 0. Eksi 6 artı 3 kere 2, evet 0 ve 4 artı 3 kere 1, 7 eder. Ve böylece üst üçgensel formda bir matrisin determinantını elde etmiş olduk. Az önce de söylediğim gibi bu determinant bunların çarpımına eşittir. Eksi işaretini de unutmamamız lazım tabii. Şimdi eksi işaretini başa koyup bir parantez açayım. Köşegendeki terimlerin çarpımı yani 1 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 7 ve bu da 6 çarpı 7'den 42'ye eşittir. Bu matrisin determinantı da eksi 42. Ne kadar da hızlı oldu, öyle değil mi? Ve gördüğünüz gibi matrisleri üst üçgensel forma getirmek hesaplamayı da bir o kadar kolaylaştırdı. Satırların yerini değiştirirseniz determinantın işaretinin değişeceğini de unutmamamız lazım. Köşegendeki terimleri çarpınca determinantı eksi 42 olarak bulduk.